Sedat Peker, Savcılık Erkam Yıldırım'ın 18 milyar dolarlık servetini ve kasetlerini araştırmış mı? Sedat Peker, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının Erkam Yıldırım'a hakaret ve iftiradan hakkında dava açtığını söyleyip açıklamalarda bulundu. Peker, paylaşımlarında Erkam Yıldırım'ın Hollanda'da milyarlarca dolarlık serveti bulunduğunu belirterek savcılığa bunu neden araştırmadığını sordu. Binalı Yıldırım'ın oğlu Yıldırım hakkında yeni iddialarda bulunan Peker, Cuma günü serbest bırakılan uyuşturucu kaçakçılarıyla ilgili yeni belge ve fotoğraflar paylaşacağını söyledi. Peker ayrıca, Erkam Yıldırım'ın kumar oynadığı otellerde şantaj için çekilmiş kasetleri bulunduğunu aktardı. Peker'in paylaşımları şöyle, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı hakkında eski Başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım hakkında hakaret ve iftira ettiğim gerekçesiyle dava açmış. Benim merak ettiğim sayın savcılık makamı Hollanda Devleti tarafından Erkan Yıldırım'ın o ülkede bulunan 18 milyarlık mal varlığına nasıl sahip olduğunu acaba araştırmış mı? Halen daha sahibi belli olmayan Kolombiya'da, Panama'da, İzmit Körfez'deki limanda yakalanan tonlarca kokainin sahibinin kim olduğunu merak edip yazı yazmış mı? Erkan Yıldırım'ın kumar oynadığı otellerde kalırken kendisine şantaj yapılmak için çekilmiş cinsel içerikli ve rüşvet kasetlerinin var olup olmadığını araştırmış mı? Tüm bunları yapmadan bana iftiradan dolayı dava açan Anadolu Cumhuriyet Savcısını tebrik ediyorum. Memur çocuğuyken tüm dünyada onlar milyar dolarlık servet yapmayı başaran süper başarılı iş adamı Erkan Yıldırım cevap vermeyip babası Sayın Binali Yıldırım cevap vermişti. Velisi olarak benim merak ettiğim Anadolu Başsavcılığına şikayet dilekçesi vermeye giderken de velisi olarak babası elinden tutup mu getirdi. Dilekçeyi de kendisi mi yazdırdı? Madem gündemden biraz ayrı kaldım diye benimle ilgili böyle komik şeyler yapıyorsunuz. Ben de cuma günü polisin, savcıların neden gerçek suçlulara karşı bir şey yapamadıklarını, yüksek miktarda yakalanan kokainlerin sahiplerinin nasıl serbest bırakıldıklarını, bu kokain satıcılarının hangi bakanlarla resimleri olduğunu yayınlayayım da ortalık biraz şenlensin. Polislerin ve savcıların neden görev yapamadığını hayal olarak anlatmayacağım.